ne marketten ne de pazar yerinden alışveriş yapma şansımız yok. Vallahi hiçbir yerden yapmamak lazım. Herkes köyüne dönsün, üretsin. Çarşıda hesap pazarı tutmuyor, pazarda da evi tutmuyor. Vallahi milli milline denk geliyor. Pazardan mı yoksa marketten mi alışveriş yapıyorsunuz? Pazardan yapıyoruz. Daha uygun oluyor. Bir de pazara genelde köylerimiz geliyor. Köylü vatandaşlarımız faydalansın diye. Pazardan. Pazar uygun da market daha pahalı. Pazarda mesela 15 lirası orada 25 lira biber mesela. Hangisine denk gelirse ondan yapıyor. Hem pazarda hem markette. Pazar daha uygun. Marketten. Pazarlarda genelde sağlamını ver dediğinizde eve gittiğinizde çürük çıkıyor yarısı. O yüzden. Başka bir şey yok. Vallahi iki taraftan da yapıyoruz. Nereye uygun gelirse. Genellikle marketteki daha taze oluyor. Daha şey oluyor. Elinde seçtiği için pazarda seçtirmiyorlar. Vallahi fiyatlar iki tarafta da pahalı. Ama sonuçta da alıyor. Ben genellikle marketten yapıyorum. Çünkü sık değişim olduğu için daha taze olabileceğini düşünüyorum. Ama pazarda iyiyi öne koyuyorlar, kötüyü arkaya koyuyorlar. Ne koyduklarını bilmiyoruz. Çünkü dokunmak yok. Onun için marketten almayı daha uygun buluyorum. Şu anda ne marketten ne de pazar yerinden alışveriş yapma şansımız yok. Çok kötü bir ekonomi var. Ve biz bundan da çok muzdaribiz. Düzelir mi? Bunlar giderse düzelir. Evet. Bunlar giderse inşallah düzelecek diye umut ediyoruz. Bana göre ne pazarın ne de marketlerin alışveriş imkanı kalmadı. Yani insanlar temel ihtiyaçlarının dışında hiçbir şey yapamıyorlar. Bu ekonomiyle yani. Fark etmiyor vallahi. Hangisi uygunuma gelirse pazardan da olabiliyor. Market çok pahalıya geldiği için sırası geliyor ki pazardan da alışverişimizi yapıyoruz yani. İki taraftan da yapıyoruz. Pazar daha uyguna geliyor. Bir markette mesela bir çay 78 lira. Bir markette 72 lira. Hangisi normal? 72 olan normal bana göre. Tek tek vallahi market geziyor. Nerede kafamıza uygun şey varsa onu alıyor. Vallahi markette yapmıyorum genelde ya. Bilmiyorum istediğimi seçebiliyorum, tercihlerimi yapabiliyorum. Pazarda öyle bir şans olmadığı için. Tercihim pazardır. Taze olduğundan dolayı ciddi bir fiyat farkı var. Alışkanlıklarımı devam ettirmeyi tercih ettiğim için o şekilde. Marketten yapıyorum. Yurt dışından geldiğim için çok pazarları bilmediğim için daha çok marketten alışveriş yapıyorum. 12. ayda bir kere geldim, bir de şimdi geldim. Şu uçurumlar var, bayağı bir fark var. Bayağı pahalı. Allah yardımcınız olsun sizin. Yani bize açıkçası çok fazla dokunmuyor da sizlerin Allah yardımcısı olsun. Vallahi hiçbir yerden yapmamak lazım. Herkes köyüne dönsün, üretsin. Üretim olursa zaten her şey ucuz olacaktır. Bizim yani milletimiz kadar fırsatçı bir millet zaten yeryüzünde yoktur. Biz var halimizde böyle birbirimize düşüyoruz. Yok olduğu zaman var ya Allah bize yardım etsin. Onun için herkes köyüne gitsin. Köy rahattır. Köyde her şey doğaldır. Burada hormonlar şeyler yemektense üretip yemek daha güzeldir. Pazar daha uygun geliyor. Markete göre biraz daha orası pahalı geliyor. Hem de oradan alışveriş yaptığımızda biraz daha en azından elimize bir şeyler geçmiş oluyor. O yüzden pazarı tercih ediyorum. Peki ne kadar bütçe ayırıyorsunuz? 500 bin lira civarında ayırıyorum. Geçen sene 200-300, bu sene 500. Valla yani 1000 lira falan işi yapıyor. Hiç 1000 lira da yani iki sefer pazara gidip gelmeyene şey oluyor. Tam istediğimiz alan yok. Çok pahalı. Fiyatlar pahalı, istediğimizi alamıyor. Nerede ikinci, üçüncü mal varsa onları arıyor yani. Hiç sorma, o çocukların bu isteğine bağlı. Senin ayarladığın, ayırdığın hiç birbirini tutmuyor. Çarşıda hesap pazarı tutmuyor, pazarda da evi tutmuyor. En az harcadığım 500. Yani bayağı bir şey, pahalı, çok pahalı. Markete göre uygun da biraz da dolandırıcılık, üçkağıtçılık var bu. Bıktık artık, pahalılıktan bıktık, tiksindik, midemiz bulandı, sinir hastası olduk belki. Vallahi 100 TL hiçbir şey yapmıyor gülüm, 100 TL anında gidiyor, 200 anca almaya çalışıyor. Alamayın deyin yalan gülüm, her şeyi alıyorlar, pahalı malı yok. Sonuçta çocuklarımız okula gittiği için, meyve koyduğumuz için, yedikleri için alıyoruz. Almayın deyin yalan gülüm.
herkes alıyor. 1000 TL civarında ayırıyoruz çünkü çocuklarımız var, gelen gidenimiz oluyor. Aylık yapmıyoruz, haftalık yapıyoruz alışveriş. Valla mili miline denk geliyor. Yani sıkıntı çekiyorum demesin, Allah verdiğine şükür yetiyor. Eşlerimiz çalıştığı için hani bize yetiyor. Valla o haşiye bağlı, iki kişiyiz zaten. O anki yani nadir bütçe ayırıyorum derken ne eksiğimse, ne şeyse onları almaya çalışıyorum. Tabii zaten huzurlu bir şey almamız imkanı yok yani. Kendi ihtiyaçlarımızı alıyoruz sadece. Kullanabildiğimiz ne gerekiyorsa onları alıyoruz yani. Bizler yine halimize yani diyoruz ki hamdolsun ama neçe alamayanlar var, neçe alt tabaka olanlar var. Allah onların yer ve yardımcısı olsun diyoruz. Bütçeme göre öyle. Ben burada yaşamıyorum ama hani Ankara'da yaşıyorum. Ortalama 200-250 lira gibi bir bütçe gidiyor. Vallahi o aldığım şeye göre değişiyor. O kadar çok şey alamıyorum açıkçası. Evde hangi neye ihtiyacımız varsa onu almaya çalışıyoruz. O kadar çok bir şey alamıyoruz maalesef. Bir aldığımızı ertesi günü alamıyoruz. Ya o gün onu alacak ya da ertesi gün pahalanacak. Bu da çok kötü bir şey yani. Bizi onu almaya zorlanıyormuşuz gibi. Ya yarın pahalanırsa diye insan tenettürde kalıyor.